Arkadaşlar merhaba. Bugün birlikte sadece iki malzeme kullanaraktan geleneksel bir Türk tatlısı yapacağız. İncir uyutması yapacağız. Bunun için ben 7-8 tane incirimi sıcak suda ısladım. İyice yıkadım, ısladım. Şimdi tenceremin altını açıyorum. Yoğurt mayalar gibi incirimizi mayalayacağız. Onun için 2 su bardağı sütümü tencereme alıyorum. Ilıması için. O orada ılırken ben de incirlerimi doğrayacağım arkadaşlar. İçine ekstra şey koymayacağım. Şeker. Ama siz arzu ederseniz koyabilirsiniz. Böyle küçük küçük doğrayacağım. Sonra bunları blenderdan geçireceğiz çünkü. Şöyle saplarını alalım. Kuru incirden incir uyutması tatlısı yapacağız. Hepsini böyle doğrayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar incirlerimi doğradım. Şöyle bir tanesini de uzun uzun doğradım. Onları süs için kullanacağım. 7 adet incirimi doğradım. Sütümü ılıttım. Şöyle parmağımı batırıyorum. 7-8'e kadar sayıyorum. Elimi yaktığı zaman yoğurt mayalar gibi kıvamda olacak. Şimdi rondoya doğramış olduğum incirlerimi alıyorum. Bunları çekeceğim. Siz blenderdan da çekebilirsiniz. Evinizde hangi alet varsa kullanabilirsiniz. Şimdi bu sütümün yarısını çekmekte kullanacağım. Arkadaşlar iyice rondodan geçirdim incirlerimi. Böyle püre kıvamına geldi. Şimdi bunu diğer yarım olan sütümden karıştıracağım. Onu da üzerine dökeceğim. Şöyle azar azar dökeyim. İyice karıştıracağız. Pürüzsüz bir kıvam alasıya kadar karıştıracağız. Yapmamız gereken sadece bu kadar. Dediğim gibi eğer siz daha tatlı seviyorsanız biraz 2-3 yemek kaşığı şeker de kullanabilirsiniz. Ama böyle de çok güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar bunu kasede boşaltacağım. Onu biraz daha karıştırmam gerekiyor herhalde. Dibinde tortuları kalmış. Kadar yeterli. Şöyle siz isterseniz kupları da koyabilirsiniz. Ama ben böyle küçük kaselere koyacağım. Bakalım kaç kase çıkacak. Hemen 2 bardak sütten incir uyutmalarımızı koyuyoruz kaselerimize. Tahmini 4 tane çıkacak herhalde. Bunları da şöyle boşaltayım. 4 adet olsun. Siz daha fazla yapmak isterseniz 4 su bardağı kullanırsınız. 8 ben kullandım. Siz 16 incir kullanırsınız. Öyle de yapabilirsiniz. Şimdi bunların üzerine streçleyeceğim ve üzerine örtüp uyutmaya bırakacağım. Arkadaşlar benim evde streçim kalmamış. O yüzden şöyle bir tepsi kapatacağım üzerine. Siz de öyle yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Streç yoksa bir temiz bez örteriz üzerine. Şöyle örteceğim ve en az 3 saat bunu burada böyle uyumaya bırakacağım. 3 saat sonra incir uyutmalarımızı açacağım, dolaba alacağım. Arkadaşlar tam 2,5 saattir incirlerimi kapatmıştım biliyorsunuz. Şimdi açıyorum. 2,5 saatimiz doldu. Bakalım uyumuş mu incirlerimiz? Evet arkadaşlar, kıvamını görüyorsunuz. İncirlerim bayağı uyumuş. Şimdi bunların üzerini süsleyip dolapta 1 saat bekleteceğim.
ve servise hazır duruma gelecek. Şimdi biliyorsunuz incirleri doğramıştık, şöyle üzerlerine incir koyacağım. İstediğinizde süsleyebilirsiniz. Ben incir ve cevizle süsleyeceğim. Şöyle koyalım arkadaşlar. Çok lezzetli, geleneksel bir tatlı. Yapıp denemenizi tavsiye ederim. Hiç şeker kullanmadık. Doğal, tatlandırıcılı. İncirin tadıyla. Diyette olanlar yapıp yiyebilirler. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.